Body Talks'un ikinci bölümüyle, Flört ikinci bölümüne karşınızdayız. İlk bölümde verdiğimiz ara, orada bir İstiklal Marşı okuduk. 19 Mayıs 2020 tarihlerimiz. Çok da heyecanlı bir yerde kalmıştık. Volkan evet hocam. Bir hatırlatayım Volkan hocam, neredeydik diye. Kısaca lütfen. Aynen, sorulara geçmiştik. Çok kilit bir sorudaydık. En verimli yürüme aracı Instagram. Burada hemfikiriz ama ben sana iki soru yöneltmiştim. Birincisi, Volkan hocam, bana yürünmesi için ne tarz storyler koymalıyım? İki, ben storyleri nasıl yürümeliyim? Sen tam buna cevap veriyordun ki orada bir ağrı olundu. Bir yandan da iyi oldu çünkü konumuz uzayacak belli. Soru cevaplar iyi gidiyor. Buradan devam ediyoruz. Buyurun hocam. Hangi storyler koymalıyız yürünmesi için? Şimdi birazını bahsettik tabii. Artık onları tekrardan bahsetmeyeyim. Sonuç odaklı gidelim. Burada da yine ilk bölümde bahsettiğimiz noktaya geleceğiz yine. Davetkar ve sonucundan emin olacağımız bir şey sunmamız lazım. Nedir bunlar mesela? Yine işte bir yerde bir şey içelim mi? Değil. Evet. Mesela güzel bir örnek şu olabilir. Bir soru sorulabilir. Karşı tarafın yanıtlayacağı, ilgisini çekecek bir soru olabilir. Örneğin bir meyhaneye gittin diyelim. Evet. Ve birisinden hoşlanıyorsun ve sana yazmasını istiyorsun. Çok güzel. O günde hatta oraya gelmesini istiyorsun yani. Değil mi? Anında da gelse çok süper güzel. Olmaz mı? Harika olur abi. Hayal gibi değil mi? Kim istemez yani bunu? Abi bunun da mı anahtarını vereceksin şimdi? Yani tam anahtar olmasa da bir giriş olabilir. Olsun. Ver hocam. Şöyle bir şey yapılabilir. Nerede olduğumu bilene ilk kadeh benden mesela. Oo. Şimdi bunun içinde ne var? Birincisi tahmin ettirmeye çalışıp yani ister istemez birileri buna yanıt verecek mutlaka. Gelmek isteyene gelmek istemeyen de. Çok güzel. Senin gelmesini istediğin kişi yanıt veriyorsa zaten bir de ne yapıyorsun? Davette bulunuyorsun. Hayır. Diyorsun ki ilk kadehler benden. Şimdi buna kim hayır der Doğan abi? Buna kimse hayır demez Volkan hocam. Yani ben güzel kurgu yapan bir insan saygımdan yani adam çalışmışlar yine gelirim. Çok güzel bir kurgu yaptın. Buna... Yani hayır demese de, atlamasa da kimin hoşuna gitmez bu? Çok güzel. Yani dümdüz bir tane rakı bardağı koymaktansa, işte dümdüz bir meyhane, işte şurada bir meyhane buldum demektense, bu tarz yaratıcı sorularla, yaratıcı davetlerle hikayeler atmak daha faydalı olacaktır. Çok güzel. Volkan hocam, ben bugün senin aşk doktorluğuna ve flörtözlüğüne bir kere daha şapka çıkarıyorum. Tam bir bilim insanısın. Çünkü buna bilimde ne diyorlar biliyor musun bu Volkan? Ne diyorlar? Aksiyon isteme. Aksiyon isteme. Aksiyon istiyorsun karşı taraftan. Şimdi normalde aynen sen çok güzel örnek verdin. Ben gittim meyhaneye, bardağı koydum, yanına rakımı koydum. Minnoş. Yani şimdi bu nasıl yürüsün buna? Sen bir aksiyon istiyor musun karşı taraftan? Ya hayır. Ne diyecek karşı taraf? Ne diyecek? Yani, çok güzel bardak mı diyecek yani? Ha, en iyi diyen hani sana yürümeye niyetli olan en iyi yürüyecek kişi der ki afiyet olsun. Zaten o zaten sana yürür yani. O ne yaparsan yürür yani. Tavanı çek, evet, yürür. Tabii. Bu net anlamda çok güzel anlattın. Yürünmesini istediğiniz bir story'e arkadaşlar yine notlarınıza yazın. Bu Okan hocamdan yine ücretsiz istiyor. Mutlaka bir aksiyon talebi. İlk bardak. Aksiyon talebi kesinlikle. Tahmin et. Acaba ben neredeyim? Tahmin et. Ha, şu rakıyı denedin mi? Ya bir soru sor, bir şey iste. Tabii. Kesinlikle karşı tarafın bir sana bir şey yazabilmesini yolunu açmak lazım. Evet hocam, çok güzel söyledi. Çok güzel söyledi. Yoksa aa ne güzel dağ. Ne güzel ağaç. Bravo. Ona en fazla aşağıda hazır şeyler var ya. Hazır yanıtlar. Alkış, kalpli göz. Ya Instagram, en fazla o gelir yani. Instagram'da sağ olsun onu yürüyemeyenler için ekstra bir destek. Yürüyemiyor. Adam yürüyemiyor. Neden bari alkışlasın diye. Sağ olsun Instagram o kadar düşünüyor insanlar. Onu ekliyor. Ya adam demiş ki bu ne yazacağını da bilemez bu sığır. Evet. Bunu koyayım bari. Koymuş. En azından aşağıdan seçsin birini demiş yani. Ama bunlarla arkadaşlar o hazır şablonlarla da olmaz. Olmuyormuş. Aynen onu diyecektim. O hazır şablonlarla hiçbir kırıştırma teşebbüsü başarılı olmuyormuş. Onu da sen de güzel belirttin abi. Doğan abi hazırı kim sever? Herkes kendine özel olan bir şeyden zevk alır, hoşlanır. Aynen, aynen. Volkan hocam. Sana bunu... özel yapılmalı. Kesinlikle. Tailor made. Çok güzel sırrı verdi. Sen story'ne yürünmesi istiyorsan bir kurgu yapacaksın. Özeneceksin. Tabii ki.
Tabii ki. Aksiyon isteyeceksin. Çok güzel. Bunu arkadaşlar bu geceden itibaren kullanmaya başlayabilirler. Başlayabilirler. Peki bu geceden, biz nasıl yani, story'e yürüyeceğiz? Volkan hocam, ben bir kızdan hoşlanıyorum. Veya bir erkekten, senin dediğin gibi cinsiyetçiliğe biz karşıyız. Yürüyeceğim, o da ağaç koyuyor. Yani güzel bir şey de koyuyor. Sen ben gibi 4 uzman değil ki abi. Ağaç koyuyor. Rakıyı da şeye koyuyor. Bire koyuyor. Bildir kutusu koyan var mesela. Bunlara da örneklerle gidelim. Örneklerle gidelim. Mesela ne koydu da çok zor oldu. Ver. Ya ben sana örnek vereyim. En fazla ne koyuyor kızlar? Mesela ağaç koyuyor. Bir ormanın resmini koyuyor. İşte bugün de şöyle bir havadayız, dışarıdayız. Hadi. Mesela burada da orayı bilirsen bir kadeh rakı ısmarlar mısın? Yani o da olabilir mesela. Olduğun yeri bilirsem. Ha, sen ben öyle yürüyorum. Tabii. Neden olmasın? Nerede olduğunu bilene bir ödül var mı? Peki Volkan hocam, güzel. Yani ben de bir aksiyonla gideceğim. Şurada mısın? Ben orayı bilirsem bana ne vereceksin? Güzel. Peki tabii. Yine demin sen dediğin gibi heyecanı arttıralım yine. Bu çok oluyor mesela. Kızlar bir yerde içki içiyor. Ben de evdeyim. Ben de oraya gitmem lazım. Hadi bunu da ver artık insanlara. Ben evdeyim. Ona çok gidemezsin yani. Abi. Gidemez miyim? Ona gidemezsin. Öyle bir dünya yok abi. Ha. Zaten oraya gitsen de üzülürsün. Üzülür miyim? Oraya gitsen üzülürsün. Yani şimdi bu ileride... Olmaz mı diyorsun hocam? Yok. Kesinlikle olmaz. Üzülürsün. O şey olur ya. Sen arkadaşlığın varsa dışarıdasın. Ben de sığır gibi evde oturuyorum tek başıma. Ben de sizin yanınıza gelsem mi? Evet ama canım yani istiyor ya. Gidemez. Aa, yani o onda üzülürsün. Ona gerek yok. Bunu daha ileride verecektim aslında diyorsun ama yeri geldi. Bunu söyleyeyim arkadaşlar. Planda da yine böyle özellikle hafta sonu cuma, cumartesi akşamları hani bir saat kala ya da oradayken sen orada hadi gel ben geleyim mi falan. Bu hiç kimsenin sevdiği şeyler değil, davetler değil. Birkaç gün önceden ya da gündüzünden davet yapılmalı. Volkan hocam yine yani burada sen tokat o gece oraya gidemez. Aynen. Gidemezsin. Sen cuma cumartesi evdeysen oraya evet. Çıkamazsın. Ya da sen mesela cuma sen evdesin, o da evde. Diyelim. 7 saat. Evet. Bir saat sonra yine çıkamaz. Peki Volkan hocam bir soru daha sorabilir miyim? Ya senin uzmanlık alanından bu. Tabii. Hocalığınla flört hocalığını birleştiriyorum. Bu bana geldi mesela. Bu dönemde herkes evde spor yapıyor. Karantinada biliyorsun. Ev sporu. Ya evet ya. Çok şeyler, facia durumlar da var. Evet aynen. Alayım soruyu. Titan'ı giyen sporunu yapıyor. Titan'ı griyi de çok anlıyor. Aşortman. Buna yürümek isteyen çok oluyormuş. Bu bildirimler de geldi. Hatta bir kız arkadaşım dedi ki adamın biri öyle bir yürümüş ki senle evet. Beraber total body yapalım mı demiş. Yani böyle ayı gibi. Şeyi anlamadım. Kız spor yapmış adam mı? Spor yapıyor. Ama? Spor yaparken story koymuş. Hani adam da yürüyemiyor tamam. Bilmiyor ya. Bizim programları dinlememiş daha. Ha, senle tamam. Beraber total body yapalım mı diye. Yani güreşelim mi senle? Böylece bir ödük. Senle mi güreşelim mi diye. Şimdi hocam burada... Onu total body dedi, toplam body dedi. Tabii tabii. Yani. Şimdi burada insanların yardıma ihtiyacı var hocam. İnsanlar evde senden yardım bekliyor. Bu spor kıyafet giyen, güzel vücutlu, storylere nasıl yürünür Volkan hocam? Hadi bakalım. Şimdi burada aslında profil çok zor Doğan abi. Zor değil mi? Gerçekten çok zor. Evet çok zor. Birincisi zaten şu an bence yürümesinler şu an. Hmm. Hadi dese ki tamam hadi buluşsak korona var nasıl gideceksin? Bir şey olmaz ya. O abi o adam buluşmadan sonra buluşmayı aldıktan sonra o risk göze alınır. Bir şey virüs önemli değil mi diyorsun? Tabii canım. Virüs önemli. Virüs önemli. Buluşsun sen ya. Çocukların önünü kesme. O zaman şöyle yapmak lazım. Şimdi tamam. Spor koyduysa karşı taraf senin hoşlandığın şey demek ki hani ilgi alanı spor. Senin de var mı yani spora ilgin? Yoksa da varmış gibi davranacaksın. Yine planlı yürüyeceksin. Şimdi mesela, yine bilinçli yürüyeceksin. Tabii yani of o ne biçim total body ya. Öyle komple totale girerinden ziyade. İşte mesela o anki yaptığı hareket mesela bu hangi kas grubuna yönelik bir hareket? Yaşa. Nereyi çalıştırıyor? İşte ne yani o hani kas grubu demeyi bile bilmiyorsan ki de işte söylüyoruz bak kas grubu de yani bu cümleyi kullan. Hangi kas grubuna yönelik bir hareket yapıyorsun? Bununla neremizi güçlendiriyoruz? İşte kaç günde bu seviyeye gelirim? Sanki o sana bir şey öğretecekmiş gibi, ondan bir şeyler öğrenecekmiş gibi sorular sormak lazım. Ki ondan sonra zaten buna cevap vermeyecek, bak
çok yüksek sayılı rakamlı takipçisi olan sayfalar bile buna yanıt verir. Çok iyi Volkan hocam. Bunun da tiyosunu yine kıyamadın, verdin. Madem yürüyordum, verdim artık, ne yapayım? Yani 300 bin hesaplı PT hocasına yazın, buna yanıt gelir. Yaşa. Çok teşekkür ediyoruz Volkan hocam. Yani ne dedin sen genel olarak? Ben yine bu şunu mu anlamalıyız da başlayarak özetlemek istiyorum. Yani şunu evet, kısaca bir özetle. Planlı olacağız. Kesinlikle spontan yürümelerde bile planlı olacağız. Smart yer vereceğiz. Ama kas grubu vereceğiz. Sırt mı çalışıyoruz? Kas grubu. Aynen, yani yaptığımız işe özeneceğiz arkadaşlar. Buradan da burayı özetleyerek bu soruyu geçiyoruz Volkan hocam. Evet. Evet Volkan hocam, sıradaki soruyu geçelim. Var mı sende soru? Evet, ben de bir aslında böyle karma bir soru var da cevabı aynı gibi. Bunu senin yanıtlaman istiyorum Doğan tabii, abi. Tabii, buyurun hocam. Flörtözlük, flört dönemiyle ilgili, bunun zamanlamasıyla, zamanıyla ilgili böyle karmaşık sorular var. Bunun zamanı var mıdır? Flörtözlük dönemi var mıdır? Varsa ne kadar sürer? Ondan sonra bu bir yaşam biçimi midir? Gibi bir takım sorular var. Sence, özetleyeyim kısaca, flörtözlüğün bir zamanı var mı? Yani şu zamana kadar sürer, bundan sonra biter ve şundan sonra çalışmaya geçer gibi bir oluşum var mı? Çok güzel soru Volkan hocam. Gerçekten çok güzel bir soru. Herkesin aklında merak ettiği flörtözlük ne kadar sürmeli? Şimdi evet, bir kere yine aynen bilime bir dayanalım. Bilim ne diyor? Flört süresi uzadıkça serotonin evet, miktarı artar. O baştaki heyecan, gerginlik, hani acaba sevişebilecek miyiz, nerede yemek içki, bunlar düştüğü için başka doğru kayar. Yani bu tavsiye edilmiyor Volkan hocam. Şimdi bir kere bunu bir bilimsel tavsiye olarak koyalım. Uzatmak değil mi? Ha, uzatmamalı aslında bunu. Flört kısa sürede daha faydalı. Ama yani, kime kadar uzun, kime kadar kısa yani? Bu da var. Şimdi tam olarak onu diyecektim. Şimdi bilimsel olarak flört süresi kısaldıkça, ya uzadıkça marjinal fayda azalır. Bundan alacağım fayda azalır. Ama belki de hani aşk diyorlar, evlilik, boşanma diyorlar. Volkan hocam, evet, Doğan hocam sırrı ne diyorlar? Belki de bütün bu aşkın, meşkin, evliliğin, boşanmanın da sırrı bu flörtöz hayatı mümkün olduğu kadar senin sürdürebilme becerin. Ne dedin sen? Bravo. Anda kal dedin, partnerinden keyif al dedin. E ne dedik? Plan yapma dedik, yaşa dedik. Yapma. Ya evet. Sen ne kadar bu flörtöz hayatı kendine ve karşındaki partnerine sunabiliyorsan belki de uzatma şeyi senin elinde, uzatma becerisi senin elinde. Ama bak, bravo, sorulardan da geliyor. Beceri değil mi aslında bu? Beceri. Beceri, yani. Bravo, aynen hocam. Beceri. Kendimiz istemeden kullandık. Ama nereye gidiyor aklımız hep? Görüyorsun. İşte plan. Ne kadar sürer? Kaç ne kadar sürere gidiyor? Ne kadar? Bunu düşünme abi. Anda kal. Dinleyicilere en büyük tavsiyemiz bir tanesi de bu olsun. O konuşalım. Anda kalsın. Anda kal. Bravo. Yani, gel güzel. Gez partnerinle. Toz, alkolünü al. Başka şehirlere git. Travel. Keyif al ya hayattan. Bırak artık bunu. Bravo. Zamanında ölçme ya. Kızdım mı Volkan hocam? Bu sana sonunda. Biraz ben dinleyiciye kızdım ya. Doğan hocam ne? Ya bırak artık şu hesaplamayı ya. Süre yok tamam hocam. Süre yok abi. Süre yok tamam. Geçelim bu soruyu Volkan hocam. Süre yok. Ama önerilmiyor. Önerilmiyor. Ama yine yanıtını verdim. Kızsam da kıyamadım. Aynen kıyamadım. Yanıtını verdim. Flörtözlüğü hayat felsefesine çevirirseniz arkadaşlar her yerde mutlu olursunuz. Partnerinizle de bunu yaşamaya çalışın. Bravo hocam. Hocam. Bravo aynen, hocam. Güzel bir kazanım oldu dinleyiciye. Bravo. Evet, şimdi güzel yine cevap. Güzel bir kazanımla ben devam edeyim Volkan hocam. Lütfen. Bak çok seveceksin bunu. Soru mu? Tabii. Beni de övmüşler, ben o yüzden yazdım buraya. Meşk insanı genç ve diri tutar mı? Doğan hocam demişler bana. Siz gençliğinizi ve diriliğinizi buna mı boşsunuz? Yani bu çok beni sevdiğim. Ben yazmadım bunu. Gerçek soru bu. Bu sana özel soru mu geldi? Özel soru çok güzel. Bunu soran kişiye ben teşekkür ediyorum. Evet. Cevabım evet. Meşk insanı bu okul. Flört insanı genç ve diri tutar. Ha, diyorsan zaten ki, bunu açıkladın. Açıkladın. Aynen. Ben övülüyorum diye bir daha bu soruyu gündeme getirdim. Ama şu var. Şimdi bak farklı konulara gireceğim burada. Benim de gençliğim ve diriliğimin sırrı flörtözlük ve meşktir Volkan hocam. Ben açıklıyorum. Aa, evet. Ben bunu 80 kilometre açıklıyorum. Evet. Benim de genç görünmemin. Ama şimdi sen böyle beni seyirciler, tanımayan dinleyiciler için söyleyeyim. Instagram hesabım yayalar de. Bak şimdi.
Gir bak şimdi benim walk on hocam Instagram'ıma. Hiç şu adam 41 yaşında gösteriyor mu? Gelin abi bak. Ben 41 yaşında affedersin 80 kilo dipçik gibi bir adamım şimdi. Maşallahın var. Bodycisin ya. Body, şimdi gir benim 30 yaşındaki halime bak. Ondan iyisin. Abi yani resmen bir çöp ya. 30'dan çok iyisin şu an. Şimdi beni genç ve diri tutan şey nedir Volkan hocam? Ne abi? Flörtözlüktür. Açıkladım bunu. Sen kaç yıldır flörtözsün abi? Abi ben yaklaşık 2-2,5 yıldır flörtözüm. Felsefe olarak flörtözlüğe inanmam. Aslında hani 4-5 seneyi buluyor. Hani bu hayattan nasıl keyif alacağız? Anda kalma. Tamam. Flörtözlük nedir felsefesine inanmamız? 4-5 sene. Aynen ama flörtöz olarak yaşamaya başlamam. Bu felsefeyi daha çok hayata geçirmem 2-2,5 sene. O zaman bu hemen açıklamayı bir soruya bağlayayım. Bendeki vallahi soruyu onu da yanıtlamış o. Flörtözlük bir yaşam biçimi midir? Biçimidir işte. Al sana cevabı da geldi burada. Al. Bak yani cevabı doğa, içinde geldi. Doğan hocadan tokat gibi sana cevap geldi. Flörtözlük bir yaşam biçimidir. Bir felsefedir hatta Volkan. Bunu bugün açıklayalım. Flörtözlük bir felsefedir arkadaşlar. Vallahi felsefe ya. Felsefe. Şimdi genç ve diri tutmaya bir şey daha ekleyeceğim ben. Hormonları falan saydım. Söyledim ya baştan. Şimdi flörtöz olan insan nasıl Volkan? Ben 41 yaşında bu hale geldim. Nasıl geldin? Şimdi flörtöz olmayan insan, Volkan hocam bak çok hoşuna gidecek. Kendine dikkat etmez. Evet. Etmez. Aç bak Instagram'ı. Bugün birçok aşkın içindeyim diyen, evliyim diyen. Adam 120-130. Ne yapsın değil mi adam? Zaten işte herhangi adam, bir şey flörtöz yok. Flörtöz değil ki abi. Bu adam kilosuna dikkat etmez. Beklenti yok ya. Yani. Beklenti yok. Yani bu adam 130 kiloda olsa eşinden flört edecek. 100 kiloda olsa. Hatta hani orada tek eşliğe de girmeyeyim ben. İnsanları kırmak istemiyorum. Eşi de övmüyordur ki onu Volkan. 130 kiloyken ah benim canım eşim. Keşke girme şevliye girme. Tadımızı İster kaçırma. İstemez giriyoruz. İster istemez konu oraya giriyoruz. Yani aynen. Diyor mu sence bunu insan partnerine? Ben duymadım. Ben de duymadım hani ah canım benim keşke 100 kilo olsan, dipçik gibi olsan, koşusan, her yerin kası olsa. Yok böyle bir şey denmiyor. Talep de gelmiyor abi. Dolayısıyla flörtöz olmayan insan Volkan hocam kendine dikkat etmez. Kilosuna dikkat etmez. Ha bir dakika. Bir evet. Dakika yani bu sözlerinden şunu mu anlıyorum ben Doğan abi? Şunu mu anlamalıyız? Ha? Evli olup da evet. Kendine dikkat eden, vücuduna dikkat eden. Flörtöz mü yani? Şimdi hocam çok tehlikeli bir konuya girdik. Bu konuya hiç girmeyelim. Ay çok ama uzar. Şimdi ben bunu anladım. Bunu başka anladım. Yayında tartışalım bu konu hocam. Bu ayrıca bir yayında tartışalım. Yani burada bir ben yine insanların hakkına bir şey bırakayım. Edebilir, dikkat etmek lazım. Yani bir insan aniden. Şimdi aniden sen kendine bakmaya başladın. 80 kilo oldun, dipçik gibi oldun. Şimdi orada bir şey olabilir. Eğer sen dedim, bir anda eşin spora başladı, 80 kiloya düştü, 100 kilodan, kasları çıktı falan. Bir şey yap diyorsun yani. Bir. Eğer o flörtözlüğü sen veremiyorsan. Dışarıda aranmışız diyorsun. O zaman dikkat et derim ben Volkan. Ama. Vallahi ben kim 20 kilo kaybediyorsa bir ayda direkt dikkat et derim. Yani. Ama senin dediğine gelelim yine. Sen yap bunu evde. Dediğin gibi evde. Sen yap de ki eşine. Yani erkek tarafından bakayım. Karıcığım de sen 60 kilo ben seni beğenmiyorum de. Ben de 100 kiloyum de Allah belamı versin de. Hadi ben bak bunları evlilikte anlatırım çok da neyse artık oralara şey. Aynen yapayım, tamam o konuya gireyim. Oraya girmeyelim. Biz şuradan devam ediyorum ben. Flörtöz evet. Olmayan insan kilosuna dikkat etmez. Ne olur Volkan hocam? Bu insanda kolesterol olur. Kalp hastalığı olur. Diyabet olur. Diyabet de olur. Demans falan. Diyabet her şey. Bütün illet bu flörtöz olmayan insanların başına gelir. Dolayısıyla acı cevabımız. Acı ya. Aynen. Diyabetik ayaktan güzel tıp bilgilerime girdik. Dolayısıyla Volkan hocam cevabımız çok net. Meşk insanı genç ve diri tutar. Flörtöz seni olmayan. Seni tuttuğu gibi. Beni tuttuğu gibi. Sırrımızda olduğu gibi. Flörtöz olmayan insanlarda türlü hastalık görünür. Görülür. İnsanlardan uzak durmak lazım. Dikkat etmek hem lazım. Psikolojik hastalıklar da çok fazla değil mi? Aynen. Şimdi sen hadi o kısmına da gireyim madem açtın konuyu. Sen lütfen. Şimdi 120 kilosun. Sende depresyon görünür. Boyun da bir görünür mü? Görünür. Seni kim beğensin abi? Zaten biliyorsun bu kilolu insanlar tabii şeye de girmeyelim burada. Fiziksel şeyde girmeyelim. Fiziksel görünümüne girmek istemem. Bakımsız diyelim. Bakımsız. Bakımsız diyelim. Yaşta çok güzel tanımladın. Şimdi bakımsız insan gün boyu yaptığı aktivitelerden keyif almaz. Ben sana söyleyeyim. İşe ne aktivitesi yapıyor ki zaten? İşe aynen ne ya? İşe geliyor, toplantıya girecek.
Ben çok net iş hayatında da 15 sene çalıştım. Kendine dikkat etmeyen insan aynen keyif de almaz yaptığı işten. Başarılı da olamaz o Başarılı zaman. Başarılı da olmama ihtimali yüksektir. Dolayısıyla dediğin gibi bu özensizlik ve bakımsızlık hayatın her alanında tokat gibi karşısına çıkar abi. Yine meşk yani. Kökünde yine meşk var. Flörtözlük abi. Bu felsefe dedik. Evet. Ha. Sen sağlıklı olmak istiyorsan, genç kalmak istiyorsan ben sana hormonları da saydım. Tek tek. Dört tane hormon saydım. Aynen. Bu yönde de diyorum ki sen kilona dikkat edersin, kendine dikkat edersin. Genç ve diri kalırsın. Not alan arkadaşlar hepsini bunu tek tek notunu alsınlar. Çok güzel. Çok güzel gidiyoruz. Sende var mı hocam? Yoksa ben bir soru daha ekleyeyim mi buraya? Bende soru kalmadı hocam. Al, bana bak. İşte milyonlarca soru geldi. Dörde indim. Bitirdik. Peki o zaman ben evet. Son soruyla devam ediyorum. Ondan sonra da yavaş yavaş kapanışa tamam, geçeriz. Tamam. Sen biraz önce sormuştun zaten. Konuyu da buraya yönlendirdin, çektin. Kırıştırma, çektim. Flört ihtiyaç mıdır? Dedin yani bu beğendim. İhtiyaç mı? Evet. Bir yani, yaşam tarzı mı? İhtiyaç yani neden nedir bu? Neden kırıştırıyoruz? Çok güzel sorulardan bir tanesi bu. Evet Volkan hocam. Cevabını veriyorum. Yine evet. Cevabım evet. Bu kadar mı cevap? Evet, yere kapatıyoruz. Benim cevabım buna evet. Nedenine değinecek olursak flört ihtiyaçtır arkadaşlar. Flörtözlük ihtiyaçtır. Volkan hocanız size söylüyor. Eşinize, partnerinize flörtözlüğü verin. İhtiyaç. Çünkü neden? İnsanın temel ihtiyaçlarından bir tanesi ne? İlgi. Ya ilgi beğenilmek. Beğenilmek. İlgi yüzünden deliren var ya. Yani. Evet. Var. İlgi ne? Çok var. Çok var. Sosyal medya niye çıktı Volkan hocam? İlgisizlikten. İlgi çekmek için. Yani sen hep beraber açık açık konuşalım. Instagram fotoğrafımızı niye koyuyoruz? İlgi çekmek biri beğensin diye. Abi canım, evet. İlgi çekmek istiyoruz. Bu bizim doğamızda var. Dolayısıyla flört bir ihtiyaçtır. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi ilgidir. İkincisi de sen söyledin. Beğenilme ihtiyacı. Psikolojik evet. Olarak her insan temelde beğenilmek ister Volkan hocam. Ve peki bundan utanılmalı mı? Hayır canım. İnsani bir duygu bundan. Niye utanılmalı? Değil mi? Şimdi bunu. Bravo. İşte bunu söylemen için sordum. He bunu söylemem için sordum. Evet. Niye evet. Utanılsın abi bundan? Yani. Abi utanan var bundan. Ya özgüven. Bak son madde yine geliyor özgüven. Özgüvene geliyor. Özgüven eksikliği çok fazla görülüyor. Buna bir gün bir psikolog arkadaşını alalım yayına tartışalım. Küçükken yaşadığın olaylardan sonra yok ilkokulda tahtaya kalkma, kızların seni eleştirmesi, erkeklerin gülmesi falan derken ülkemizde bir özgüven sorunu var. Yine anda kalarak bunu aşabiliriz. Arkadaş sen sosyal medyaya gir. Senin dediğin gibi insanlar story yüklemiyor. Niye? Acaba beğenilmez. Ya beğenilmesin. Beğenilmez diye evet. Beğenilmesin. Beğenilmesin. Ne olacak beğenilmeyecek? Sanki şey, Obama mı takip ediyorsun? Aynen ya. Sanki Obama mısın sen? Sen beğenilsen ne beğenilmesen ne ya? O gün de beğenilme. Beğenilme. Bizim en sevdiğimiz söz ne diyordu? Yine yenil, daha iyi yenil. Daha kötüsünü koy, yine beğenilme. Ama bu özgüven eksikliği, buna Volkan hocam psikolojide de biraz mükemmellik, yüksek standartlar şeması diyorlar. Mesela ben şunu da söyleyeyim. İyi bir story paylaşmalıyım. Evet. Geçen de bir söz vardı. En iyi, iyinin düşmanıdır diyor Volkan hocam. Ne diyorsun? Bravo. Ben bu Japonlardan sonra zaten bunu çok şey yaptım, beğenmeye başladım. Harika bir söz. Abi, bir daha tekrar eder misin? En iyi, iyinin düşmanıdır Volkan hocam. Bravo. Bak en iyi arayacağım derken iyi gidiyor değil mi elinden? Ya gidiyor abi. Sen şimdi bu story'i koymayayım. Bu yayını dinleyen onlarca insan bunu yapıyor bugün. Evet. Bir şey çekiyor. Bunu koymayayım. Ben iyi fotoğrafı en iyi yapacağım diye iyi koymayayım. En iyi arıyor. Arkadaşlar yine Body Talks'un sizlere hizmeti. Kendinize güvenin. Koyun beğenilmesin ya. Beğenilmesin. Hadi biz beğeneceğiz. Biz kesin banko beğeneceğiz zaten. Aynen. Ya hangimiz zaten mükemmeliz ki? Şimdi ben çok iyiyim mesela. Sen dedin. Bak benim fotoğraflarıma. Ben de mükemmel değilim. Hocam şimdi. Güveneceksin kendine ya. Ya senin de eksiklerin evet. Var. Sen de mesela dipçik gibi hocasın ama senin de eksiklerin var. Yani olmaz mı ya? Normal arkadaşlar ya. Doğan abi, yüzde ısrar etme, 90 da olur. İnsan dediğin 90 da olur ya. Yaşa. Aynen. Başarısızlık, beğenilmeme, bunlar hayatın doğal süreçleridir. Sen dedin ya, ayıplanması mı, çekinilmemesi mi? Hiç çekinilmemesi lazım. Başarısız da olabilirsin, beğenilmeyebilirsin. Yine kendine güveneceksin. Yine story'ini koyacaksın. Zaten biz bunu da tarif ettik. Story'i nasıl koyacağını da tarif ettik. Ettik artık da her şeyi söyledik ya. Aynen. Dolayısıyla arkadaşlar, Body Talks'un sizden ricası, kendinize güvenin. Evet.
Yani ne dedik Volkan hocam? Ben yine bir toparlayayım. Şunu mu anlamalıyız? Bir toparla. Şunu mu anladık? Neyi biz anladık ya? Çok karıştı çünkü konu. Oradan oraya gitti. Oradan oraya gitti. Evet, flört ihtiyaçtır Volkan hocam. İnsanların ilgiye ihtiyacı vardır. Bir, ve flört ihtiyaçtır dedi. İhtiyaçtır. İlgi, beğenilmeye ihtiyacı vardır ve kendine güvenmeye ihtiyacı vardır dedi. Evet Volkan hocam, başka soru yoksa o zaman hamburger tekniğimizin üçüncü ekmeğiyle ekmeği koyalım diyorsun. Evet, ne konuştuk bugün, ben bir özetleyeyim. Şunu mu anladık? buradan kapanışta biz seyirciye bugün dinleyiciye neler verdik? Bir, dedik ki gençliğin sırrı flörtöz olmaktır dedik Volkan hocam. Dedik. Aynen, bunu hormonlarla, bilimsel verilerle anlattık. Flörtözlük dedik bir felsefedir, bir yaşam tarzıdır ve bu şekilde yaşarsan da genç kalırsın dedik. Dedik. Senden çok güzel tavsiyeler geldi. Story'e nasıl yürünür? Planlı olun dedin, smart olun dedin, yer zaman verin. Dedim. Hangi sosyal medya aracını kullanmalıyız? Bunu anlattık. Onu anlattık. Evet ve dedik ki flörtözlük meşk ihtiyaç mıdır? İhtiyaçtır dedik ve bu hap bilgilerle beraber bugün programı kapatıyoruz. Umarım dinleyiciler de notlarını almışlardır. Bu faydalı bilgileri bugünden itibaren kendi hayatlarında kullanırlar. Ve flörtözlük felsefesine en azından bir giriş, bir beginner olarak bundan sonraki hayatlarında uygulamaya başlarlar diyoruz. Ben bu programdan sonra başlayacaklarını düşünüyorum. Ben de. Çünkü biraz cesaret kısmını kırdığımızı, verdiğimiz taktiklerle, evet, yöntemlerle biraz o cesaretin kırılacağını düşünüyorum. Çünkü flörtözlükte en önemli şey bence bu ilk atılımı yapamamak. İşte o yine ülkemizin coğrafya kaderdir şeyine geliyoruz. Erkeklerin ilk atılım yapması gerekiyor maalesef. Erkeklere de işte dilimizin döndüğünce verdik. Kaç tane tüyü artık. Verdik. Yani hani zaten kadınlar da beton duvar değil yani. Onlar da bir şekilde yanıt veriyor yani. Sen bu yöntemleri kullan. Olmazsa yine yaz Volkan Dağ hocana. Ya. Dedik Instagram adını da verdik. Ya Volkan yaz, hocam olmadı de. Yenisini versin sana. Yenisini verelim. Aynen. Yani zaten dediğim gibi karşı tarafta bu kadar mükemmeli arayan taraflarda değil zaten. Hani bir girişim bekliyorlar. Olumlu, mantıklı. Aynen. Cevap verebileceği şeyler bekliyorlar. Yani böyle karşında bir mucize beklemiyor onlar da. Bunu ciddi ciddi söylüyorum yani. Bravo Okan hocam. Kimse mucize beklemiyor. Kimse mucize de bekleyen yok ama makul bir şeyler de bekliyorlar yani. Makulün altında da karşı taraf anlamıyor çünkü niyetini. Anlamıyor. Biz ne dedik? Niyetini belli et yani. Ne yapmak istedi hani, bu süslü cümleler kurma. Benim verdiğim örneklerin illa aynısını yapacağım diye bir şey yok. Ama niyetini belli etmen, onu bir şeye davet ediyor olmak, onunla birlikte bir şeyler yapabiliyor, yapmak istediğini söylüyor olmak şey değil yani, utanılacak, bundan kırılacak, red yesen de üzülünecek bir durum değil. İnsani davranışlar, bunları söylesen, olmazsa olmaz, olursa ne güzel olur yani. Ne güzel olur. Sen bugün flörtözlüğe bir girişini yap. Evet. Aynen. Ondan sonrasını anda kalarak ya, takip etmeye devam et. Volkan hocam, bugün biz dinleyiciye neler verebileceğimizi gösterdik diye düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Güzel bir sohbet oldu. Aynen, iki bölümde öğrenmek hap bilgi olarak faydası oldu. Bundan sonraki bölümde boşanmayı konuşacağız. Boşanma, evet. Bizim asıl uzmanlık alanımız. Daha bu ne ki yani? Biz daha ne bilgiler vereceğiz? Orada bizim bir misyonumuz var. Volkan hocam. Boşanma bitmez yalnız. Bitmez. Konu olarak bitmez değil mi? Yoksa boşanmalar da bitsin zaten. Her gün birileri boşansın. Ben bunu istiyorum. Hem konu bitmesin hem de boşanmalar bitmesin. Boşanmalar bitmez abi. Neden bitmez? Çünkü her yıl 500 bin çift evleniyormuş Doğan abi. Yapma. Her yıl. Her yıl 500 bin çift evleniyormuş. Yani bu ne demek? Ya bir o kadar da bir süre sonra boşanacak demek ya. Volkan hocam, bugün bu sözü buradan dinleyiciye verelim. Merak etmesinler. O 500 bin evlenen insanın Doğan hocasıyla Volkan hocası var. Onların yanındayız. Bunları bu bataktan çıkaracağız biz. Görecekler verdiğimiz tüyolarla. Tüm tecrübelerimiz hakkında. Tüm tecrübelerle. Biz onların yanındayız. Bundan sonraki programı merakla beklesinler. Ama bu arada Instagram hesabımızı takip etsinler. Sorularıyla bize destek olsunlar. Instagram hesabımız neydi? Evet, soru sorsunlar en azından. Yani. Aynen, siz soru aksiyon, yine bak aksiyon. Aksiyon, aynen. Body Talks Instagram hesabımız bizim. Oradan zaten takip ettiklerinden Volkan Dağ hocam ve ben
Genç ve diri yayalarda iyi de orada görebiliyoruz. Instagram hesabından takip bekliyoruz. Bir sonraki konumuz boşanmada. Görüşmek üzere. Esen kalın diyorum bu konuşan. Hoşça kalın. İyi akşamlar herkese.